Merhaba sevgili izleyiciler. 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yeni yıla Yengeç burcunda meydana gelecek duygusal, enerjisi güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Ocak'ta meydana gelecek 11 derece Yengeç burcunda. Yengeç burcu gerek kişisel gerek toplumsal konularda biraz daha özel yaşamımız, ailemiz, yuvamız, ebeveynlerimiz, güvenlik, beslenme, barınma, aile, çocuk gibi kavramlara dikkat çeker ve tüm bu konularda da belki biraz daha farkındalığımızın arttığı, biraz daha kendimizi güvende hissettiğimiz, huzurlu hissettiğimiz bir süreçte olabiliriz. Çünkü dolunay sırasında Balık burcunun çok güzel bir üçgen açısı var. Bu ruhsal enerjiyi arttırıyor. Aynı zamanda yardımlaşma temasını da gökyüzünde arttırıyor. Hassasiyeti, duyarlılığı arttırıyor. Diğer gezegenlerin yerleşimlerine baktığımızda onların da birbirleriyle güzel etkileşimler içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da genel anlamda enerji akışının daha huzurlu, daha yararlı, daha verimli olacağının göstergesi. Özellikle su grubu ve toprak grubu burçlar, yengeç, akrep, balıklar ve boğa, başak ve oğlaklar için çok verimli bir ay. Belki de 2018 yılının en güzel, en keyifli aylarından birinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Oğlak burcunda güneş, venüs, plüto ve satürn var. Bunlar biraz daha hani uzak hedeflerimize odaklanabileceğimiz, toplumdaki statümüzü, kariyerimizi önemseyebileceğimiz, biraz daha olaylara daha tutucu, daha sağduyulu yaklaşabileceğimiz bir dönem. Mars ve Jüpiter Akrep Burcu'nda spiritüel ruhsal enerjimizi arttırıyor, dayanma gücümüzü, dirayetimizi arttırıyor, mücadele gücümüz, libidomuz yükseliyor bu dönemde. Daha hırslı, daha kararlı olabiliriz amaçlarımıza ulaşma konusunda. Ve Mars'ın ve Jüpiter'in Oğlak Burcu'ndaki Güneş, Venüs, Plüton'la çok güzel etkileşimleri olacak. Özellikle ayın 6'sı ile 10'u arasında bunlar yoğunlaşıyor. İşte hedeflerimize odaklanmak, girişimlerde bulunmak için iyi bir dönem. Bunu iyi değerlendirelim. Hem o dolunayın da güzel enerjisi söz konusu. Ay başından itibaren Koç burcundaki Uranüs ileri harekete dönecek. Artık Mayıs ayına kadar, Boğa burcuna geçişine kadar da Koç burcunun son derecelerinde ilerleyecek. Öncü burçlar, Koç burcundaki bu Uranüs'e biraz daha temkinli yaklaşmalı bu dönemde. Nisan'ın sonlarında doğan, özellikle 18-21 Nisan arası doğan Koç burçları, 18-22 Temmuz arası doğan Yengeç burçları, 15-21 Ocak arası doğan Oğlak burçları ve 18-23 Ekim arası doğan Terazi burçları. Evet, sizler Koç burcundan daha Uranüs'ten daha güçlü etki alacaksınız. Bu ay 13'ü ile 17'si arasında Oğlak burcundaki Güneş'in ve Venüs'ün Uranüs'ten aldığı dik bir açı var ve 17'sinde de Oğlak burcunda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Uranüs enerjili olduğu için yaşam amacımız, hedeflerimiz, kariyerimiz, aile büyükleri olabilir, yaşamımızdaki üstler olabilir, otorite pozisyonları olabilir, devlet ve devlete ait kavramlar olabilir. Tüm bunlarla ilgili böyle Uranüs bir değişim, bir yenilenme, bir bağımsızlaşma enerjisi veriyor. Bir şeyleri hani sonlandırmak ve yeni başlangıçlara geçmek için de, yeni hayatınızda değişimler yapmak için de güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz bu yeni ay enerjisiyle beraber. Toplumsal anlamda da baktığımızda yöneticiler, liderler, devlet, hükümetle ilgili konularda da Uranüs bazı sürpriz değişimlerin olabileceğinin işaretçisi. Yani buralarda da bazı stresler oluşabilir. Evet, ayın 18'inden itibaren Venüs artık Kova burcuna geçiyor. 20'sinden itibaren Güneş Kova burcuna geçiyor. Daha toplumsal enerjiler, sosyal enerjiler aktifleşecek. Ayın 26'sından itibaren Mars Yay burcuna geçiş yapacak. Ayın son haftalarında biraz daha böyle özel hayat, iş, kariyer gibi, aile gibi konulardan sıyrılıp daha sosyal, daha toplumsal alanlara daha odaklanıp biraz daha özgürleşme ihtiyacımızın artacağını söyleyebiliriz. Hazırladığımız aylık videolarda öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuzu da takip ediniz. Hoşça kalın.